Thank you.
başlatacağız efendim. İlk olarak misafirlerimize şöyle yöremizin güzel bir ağır barıyla başlatalım. Buyurun. Başla. Gönlüm aydası, gözüm aydası, gözüm aydası.
Şaşırdım, o gün şaşırdım. Hala iş
Çok teşekkür ediyoruz. Böyle de göze oynamak mı var? Hepinize teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık. Efendim, isteği olan varsa lütfen bize bildirsin. Hala daha çok tekörler çalacağız. Tenekeme çalıp oynayacağız. Daha çok eğlencemiz var. Evet, istekleri bu arada bekliyoruz. Öyle zannediyorum ki start verdik diyoruz efendim. Değerli dostlar, saygılar, misafirler, çok değerli hanımefendiler ve efendiler, sevgili çocuklar. Derneğimizin geleneksel olarak düzenlemiş olduğu Kaz Gecesi'ne, bu güzel etkinliğine hepiniz hoş geldiniz, şerefler veririz. Değerli dostlar, şöyle kuvvetli bir alkış alalım. Evet, programı daha öncesinden anons etmiştim. Ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, onun silah arkadaşları ve şehitlerimiz için sizleri 2 dakikalığına saygı duruşuna davet ediyorum efendim. Sesi titrer. Sevgili saygıdeğer köylülerim, konuşmama başlamadan önce sizden çok çok özür diliyorum. Benim köylümün bu kadar kalabalık olduğunu ben tahmin etmiyordum ama beni gerçekten utandırdınız. Gerçekten bu kadar sayıyı gördüm, ben çok şaşırdım. Sizden tekrar tekrar çok çok özür diliyorum. Ama sizden ricam, mümkün mertebe biz anneden veya babadan hepimiz akrabayız. Birbirimize yakın oturursak hem kaynaşmış oluruz hem birbirimize yakınlaşmış oluruz.
Derneğimizin amacı dayanışmadır. Yan yana oturmazsak bunu çözemeyiz. Konuşmama başlamadan önce bizim derneği yeni aldığımız görevi yönetimdeki arkadaşlarımı konuşmama başlamadan önce onlardan da cesaret almak istiyorum. Teker teker buraya sizi toplayan insanların teker teker isimlerini telaffuz edin. Bana bu konuda yardımcı olan arkadaşlarımı teker teker çağırıyorum. Ahmet Ersarı, Hakan Esen Timur, Nadir Ervoz, Faruk Keskin, Serhat Eliş, Berat Erbek, Hakan Ervuz, Kemal Ersarı, Serkan Ersarı, İzzet Esen Timur, Bayram Çamkaya, Nusret Kazaklı, Berat Ertaş, Fikret Esen Timur, Mehmet Eliş, Kerem Erbek, Berat Ertaş, İlhan Ertaş, Servet Esmeray. Lütfen bu değerli yönetim arkadaşlarımı sonsuz bir alkışlarsanız sevinirim. Elleriniz dert görmesin. Çok çok teşekkür ediyorum. Size ufak bir slide gösterimiz var. Biz Kafkas kökenliyiz. Nereden geldiğimizi anlatan, terekeme yurdunu, terekemeleri, kara babakları anlatan bir slide gösterimiz ve köyde yaşamış olan sizin Borçalı, Karababak, terekeme Türklerinin ana yurdu. Buradaki 208 köyde 500 bini aşkın Karababak Türk'ü yaşıyor. Bu soydaşlarımız yüzyıllardır Türk ve İslam kimliklerini, geleneklerini, törelerini yaşatmanın mücadelesini veriyor. Başgeçit, Sadaklı, Armutlu, Kepenekçi, Kamerli, İlmezli, Fahralı, Demirci Hasan, Yırgançay, Karaçöp ve diğer bölgeler. Adı Türk, kokusu Türk, havası Türk, mukaddes topraklar. Bu kadim yurdun her köşesinde bizim sazımız, bizim sözümüz, bizim türkümüz söylenir durur. Gürcistan'daki Karababak Türklerinin yanı sıra Dağıstan'ın Derbent bölgesinde 120 bin, Kazakistan'ın Çimkent bölgesinde 100 bin, Kırgızistan'ın Karabalta ve Oş bölgelerinde 7 bin, Ukrayna'da 40 bin, Rusya Federasyonu'nun farklı bölgelerinde ve İran'ın Sulhus, Karadağ ve Urumya şehirlerinde on binlerce Karababak terekeme Türk'ü dilini, kültürünü, geleneklerini yaşatmanın gayreti içinde. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği döneminde 1937 ve 1944 yılı sürgünlerinden Karababak Türkleri de nasibini almış ve Ağızka Türkleri diğer Türk ve Müslüman topluluklarla aynı kaderi paylaşarak Orta Asya'ya ve Sibirya'ya sürgüne gönderilmişlerdir.
Tekeme Türkiye'nin büyük çoğunluğu ise Türkiye'de yaşamaktadır. Türkiye'deki Karababak tekemelerin Anadolu'da yaşayı, Albaslar'ın Anadolu hükmeti sonrası başlamış, 1500'lü yıllarda bu göçler devam etmiş, 93 harbi adı verilen Türk-Rus savaşları sırasında yoğunlaşmış, Bolşevik ihtilali döneminde ve sonrasında da göçler sürmüştür. Albaşların Anadolu'yu fethi sırasında Selçuklu ordusu içinde yer alan Karapapaklar her dönemde Osmanlı'nın yanında olmuştur ve her türlü desteği vermişlerdir. Bugün de Kafkasya, Rusya ve Orta Asya'da yaşayan Karapapak Türklerinde tarihsiz bir Türkiye sevgisi bulunmaktadır. Türk İslam kültürünü, Türk dilini ve geleneklerini, aşıklık edebiyatını, Türk şiirini ve pek çok hasretlerini kurmaya ve yaşatmaya devam etmektedirler. Karapapak Türkleri, şiir, edebiyat, aşıklık sanatı gibi pek çok alanda dahi isimler yetiştirdiği gibi siyaset ve devletçilik alanında da Türk dünyasına önemli şahsiyetler kazandırmıştır. Bazı tarihçilere göre Memlük bir devleti sultanı 1. Baybars Karapapak Türküdür. Özgürlüğüne düşkün bir halktır. Göktürklerden bu yana da bu özelliklerini korumuşlardır. Tarihi her döneminde yaşadıkları toprakları ve bağımsızlıkları korumak için. Yeni var, yeni var. Dağlarım var, yeri var, yeri 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 var.
Şimdi bizlerden birisi doktora gelir, Karakemen'in birisi daha doğrusu doktora gelir, doktor diyor ki neyin var senin, hala hele göre bir anlat. Değil vallahi, her tarafım kırılır, 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 dökülür vallahi. Şimdi Allah nasip ederse biraz sonra hepiniz kırılıp döküleceksiniz Allah nasip ederse. Evet, Ramazan Bey'in dernek başkanımızın bir konuşması daha var akabinde. Aramızda Çekmeköy Belediyesi'nde meclis üyesi Kirvem Ekrem Esmeray var. Onu davet edeceğiz. Evet, öncelikle bir Ramazan Bey'in söylediklerini dinleyelim. Buyurun. Sayın köylerim, bizim yönetim olarak yapacağımız bazı faaliyetler var. Bunlarla eğer ki bize yardımcı olursanız çok seviniriz. Bizim derneğimizin senede 4 farklı faaliyeti var. Siz köylerimizi bir araya getirmemiz için. Bunlardan bugün düzenlemiş olduğumuz gece Mart aylarında halı saha turnuvamız var. Bütün köylüler, buna bütün köylerimiz katılabiliyor. Aynı zamanda Ramazan ayında bir bütün köylülerimiz vefat eden köylülerimiz için hem iftar yemeği hem mevlüt yemeği yapıyoruz. Bunlara da size aynı şekilde kalıp katılmanızı bekliyoruz. Aynı zamanda müsait olduğu zaman da piknik organizasyonu yapıyoruz ama bu sene Ramazan ayına denk geldiği için biraz olumsuz oldu. İkinci konu, üye sayısı inanın bizim köyümüz bu kadar değil. Bizim araştırmalarımıza göre bir bunun yarısı kadar daha kayıtlı olmayan üyemiz var. Bizim kendimiz kayıtlıyız ama çocuğumuzu, kardeşimizi çoğu kaydetmiyoruz. Burada derneği masanın girişinde kayıt masamız var. Mesaj çekiyoruz. Bunlardan herkes faydalansın istiyoruz. Bizden yapabileceğimiz olan ne gerekiyorsa bizlere mesaj çekin, telefon açın. Bize eleştiri, her türlü eleştiriye açığız. Eleştirilmeyen şey kötü şeydir. Mutlaka bunun farkındayım. Sizin eleştirilerinize açığız. Lütfen bize eleştirin. Buraya geldiğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Çok kıymetli dernek başkanım ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, köylülerim. Çekmeköy Kasarlanmadığımızın değerli dernek başkanı ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım ve kıymetli kümbetli köylüler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Köyümüzün bir evladı olarak Çekmeköy'de sizlere Çekmeköy Belediyesi olarak ev sahibi yapmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Aslında belediye başkanımız da katılacaktı. Yardımcısını göndermişti. Selamları var. Kendisi hasta. Şu anda yatıyor evde. Katılamadı. Kıymetli köylerim, Kars Merkez Kıymetli Köy Derneği kuruluşunu bilen bir kardeşiniz olarak çok zor şartlarda kuruldu. Çok emekler verildi. Ve bugün bakıyorum ki bu emekler boşa gitmemiş. Gün katladıkça da büyümüş bir dağ olmuş. Ne kadar mutluyuz ki bu kadar kalabalık bir aileye sahibiz. Çünkü biz Merkez Kümbetli Köylüler olarak bir aileyiz. Hepimiz, her sürede, her soy isim birbiriyle akrabadır, birbiriyle kardeştir, candır. Bu mutluluk da bizlere yeter değerli köylerim. Ve bu dernek kurulurken bir kişiyi anmak zorundayım, hakkını teslim etmek zorundayım.
çok kıymetli abi dediğim Yalçın Eniş abimiz hakkın rahmetine kavuştu. Kendisine Allah'tan bir kez daha rahmet diliyorum. Ben o zaman Üsküdar'daydım ve arabasız olarak bu derneği kurdular. Yaya olarak gezerek kurdular. Neden kurdular? Çünkü hepimiz metropollere gelmiştik ama biliyorduk ki biz o köyde doğmuşuz, o köyde büyümüşüz. Buraya gelmişiz, değişik çevreler dahi bulsak köylülerimizi kaybetmişiz. İşte Yalçın Eriş ve işte Mehmet Erankaya, o günkü yönetim çıktı, tüm köylüleri toparladı ve şimdiki yönetim kurulu arkadaşlarımıza teslim ettiler. Yönetim kurulu arkadaşlarımızdan da Allah razı olsun. Gerçekten çok genç bir kadro, heyecanlı bir kadro. Ben daha iyi işler yapacaklarına inanıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, evet salonumuz biraz dar oldu. Bundan ben de sizin adı, dernek yönetim adına ben de özür diliyorum. Çünkü biz bu kadar katılımı ben de düşünememiştim açıkçası. Bunu da itiraf etmek lazım. Yine de ne kadar sık olursa olsun, ne kadar salonlar olursa olsun, gönüllerimizin geniş olduğunu biliyorum. Bu duygu düşüncelerle gecemizin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar diliyorum. Afiyet olsun. Thank you.
bir yanlış olabilir miyim burada? Sizlerin yanımda kurmadım bunu. Buraya uzanamamıştım. Güven Bey hoş geldiniz. Hoş geldin abi. Hoş geldiniz. Şerefler veriniz. Eski de yarim, eski de yarim.
Efendim Ataşehir CHP Kadın Kolları Başkanı Hamiyet Ardıbatan aramızda. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Sağ olsun, var olsun. Evet, bu arada biletlerimizde numaralar var. Çekiliş yapılacak efendim. Biletlerimizi atmıyoruz. Bilgilerinize arz edin. Efendim, bu gibi durumlarda evde bir hesap yapılır. Fakat evdeki hesap çarşıya uymaz diyoruz. Evet, bana dediler ki bitir. Bitirdik efendim, şu anda bekliyoruz. Neredeyse 40. Neredeyse 40 plakalı arabanın sahibi, lütfen arabanızın başına efendim. Efendim aramızda İstanbul CHP milletvekili Hamza Çevi Beyefendi aramızda. Kendilerine hoş geldin diyoruz. Sağ olsun, var olsun. Şerefler verdiniz efendim. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Evet, Bilal Bey ile Eksan Hanım bu arada hazırsa efendim. Alalım. Sizinle. Evet.